Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda neden içerik üretmek üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi videolarda en çok aldığım iki tane geri bildirim var bu tercih döneminde. Birincisi, ya hocam hani sen hep böyle diyorsun kendini geliştir falan da bu ne demek? Yani kendimize nasıl geliştireceğiz? Bu biraz havada kalıyor diyenler oluyor. Bir diğeri de yani sen her bölümle ilgili aynı şeyleri söylüyorsun ve karamsar konuşuyorsun diyenler var. Biraz bunları aslında anlatmak istiyorum. Hani niye böyle söylediğimi biraz aslında burada açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii bunlara başlamadan önce bu ilk nedene, bu soruların cevabına videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla motive oluruz. Özellikle bu tercih döneminde açıkçası bizi motive ediyor. Gelen yorumlar, işte aboneler vesaire. Bu da bizi daha fazla üretmeyi teşvik ediyor. Şimdi bunu söyledikten sonra videoya başlayalım. Buradaki arkadaşlar benim en çok kastettiğim şey, kendi geliştirmek kastım, içerik üretmek. Yani okuyacağınız, tercih edeceğiniz bölümle ilgili içerik üretmek. Ve baştan söyleyeyim, yine bunu da çok duyuyorum. İşte aynı videoyu paylaşıyorsun. Evet, çünkü ben bir videoda sizin bakış açınızı anlatamam. Yani sizin ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, kendi aile koşullarınızı, bunların hiçbirini bilmediğim için size anlatacağım videonun ayrı ayrı olması pek mümkün değil. Bu nedenle bütün videoları aynı yapıyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim baştan. Bütün bölümler için. Ama yorumlarda sizin kendi düşüncenize, isteğinize göre size özel, mümkün olduğunca vaktim el verdiğince yorum yapmaya ve size kendi fikrimi anlatmaya çalışıyorum. Bu sebeple eğer merak ettikleriniz varsa, yani bu video aynı demek yerine sorunuzu yazın yorum kısmına. Ben böyle düşünüyorum, bu konuda fikriniz nedir diye. Bunun üzerine gidelim. Bence daha iyi olur. Şimdi bunun ardından gelelim konumuza. İçerik üretmek. Şimdi arkadaşlar günümüz dünyasında gerçekçi olalım. Türkiye'de zaten her bölümün gereğinden iki kat fazla mezunu var. Yani böyle bir ortamda sizin yani alami olsanız, amiyane tabirle, İyi bir iş bulma şansınız bence çok çok az. Birkaç tane bölümün ataması iyi. O da şu an için yani 2024 itibariyle iyi. Bu 2026'da ya da 2028'de nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda hiçbir bölümün iş garantisini güvenerek okumamalısınız. Yani bunu yaparsanız yanlış yaparsınız. Peki ne yapmak lazım? Orada da diyoruz ki sevdiğin bölümü okumak. Peki niye? Şimdi işte işin cevabı burası. İçerik üretmek. Şu anda arkadaşlar fark yaratmanın temel yolu okuyacağınız bölümle ilgili içerik yapmak zorundasınız. Ve bence Türkiye'de bunun şöyle bir artısı var. Türkiye'de şu anda böyle mikro, irili ufaklı konularda içerik eksiği var. Ya şu an Türkiye bu kadar yoğun sosyal medya kullanılıyorken, bu kadar fazla dijital tüketim varken, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da vesaire, bence yani aslında yüzlerce konuda içerik üretilebilir. İrili ufaklı konularda. Ha, bu konuların hiçbirisinde influencer olmazsınız. Yani 100 bin takipçiniz olmaz. Ama 5-10 bin takipçi o sektörle ilgili sizi arkadaşlar bence çok çok iyi bir CV'den, bir özgeçmişten daha iyi noktaya getirir. Niye bunu söylüyorum? Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bu bölümle ilgili, okuyacağınız bölümle ilgili en iyi üniversiteye bakın. O üniversitenin her yıl aşağı yukarı 200-300 mezunu var. Ve bu da 5 yılda, 10 yılda 2000 tane, 3000 tane mezun yetiyor. Ki bu en iyi okullar mezunu. E bunu diğer okullarla birleştirin. Yani aslında sizin mezun olduğunuzda karşınızda 20 bin tane, 25 bin tane muadiliniz olacak. E siz bu insanların önüne nasıl geçeceksiniz ki? Yani iyi tasarımlı bir CV'yle mi geçeceksiniz? Ya da bir tane sertifika mı geçeceksiniz? Geçemezsiniz. İşte çözüm burası. Yani siz eğer bu bölümle ilgili birkaç yıl boyunca düzenli olarak içerik üretirseniz ve sürekli ben bu içeriği nasıl geliştirebilirim buna kafa yorarsanız işte o zaman iyi noktaya gelirsiniz. Ve bunun arkadaşlar ilk gerekçesi bu. Kişisel markalaşma. Bizim aslında bu 2 yıl boyunca da 4 yıl boyunca okul hayatımızda kafa yoracağımız şey bu olmalı. Ben Mücahit olarak nasıl markalaşabilirim? Yani beni burada markalaştıran şey okuyacağım bölüm, okuduğum bölüm değil. Kendi ismim bir marka olmak zorunda. Çünkü eğer marka olmazsa hep karşı tarafın verdiği üzerinden ilerliyor. Mesela bize hep soruluyor işte bu bölümün ortalama maaşı ne? Eğer maaşa göre gidersen maalesef şu anki yeni mezun maaşı 25 bin. Hemen her bölümde böyle. O da hani bence iyi bir seviye. Ha bunu şey açıklıyorum. Kurumsala girersin, iyi bir yerdesindir. İyi bir okul mezunusundur. Ya da bir işte torpil vardır Türkiye gerçeği. Girersin 35-40 ama Türkiye gerçeği şu an arkadaşlar KOBİ firmalarında 23-25. E bu durumda gideceğin yer de belli. Yani 5 yıl sonra çıkacağın yer 50-60 olmayacak o süreçte. 5 yıl sonra geleceğin yer 35 olacak en fazla, anladın mı? Yani ama işte bunun dışına çıkmak için de
kendi hesabını kurman, kendi YouTube kanalını kurman, kendi sosyal medyanı kurman ve orada içerik üretip belli bir kitle edinmen gerekiyor. Bunun gerekçesi şu. Yine aynı noktaya geliyoruz. Buradaki amacın influencer olmanız değil ya da işte reklamdan çok para kazanayım, bir story atayım, 500 bin kazanayım değil. Oradan elde edeceğiniz referanslar, oradan elde edeceğiniz mesleki geri bildirimler. Bunlar sizi besleyecek ve yolda öğreneceksiniz zaten pek çok şeyi. Ve bu yolda öğrenmeler sizi günün sonunda bir kişisel marka sağlayacak. Ama şunu söyleyeyim, yani bu kolay bir şey değil. Şu anda çünkü bir insan staja bile girdiğinde bakıyor. Ya ben burada acaba kadro işe girebilecek miyim? Beni kadroya alacaklar mı? Alacaklarsa ona göre daha motive çalışıyor. Almayacaklarsa ona göre biraz baştan sağma çalışıyor mesela. Bir çıkar bekliyor kısa vadede. Bu sosyal medyada böyle bir çıkar yok. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra geri dönüş almayacaksınız. Belki 1 yıl, 2 yıl almayacaksınız. Ama o 4 yılı mesela şöyle bir plan yapın kendinize. Ben 4 sene okuyacağım ya da 2 sene okuyacağım. Bu 2 yılın sonunda ya da 4 yılın sonunda beni buraya götürecek. O zaman okey mesela. O zaman istediğiniz noktaya gelirsiniz bence. Bir diğeri network konusu. Ya bu özellikle ufak konularda arkadaşlar, böyle mikro konulardaki güzel taraf bu. Düzenli içerik ürettiğinizde aslında meslekteki pek çok sizden birikimli insanın karşısına çıkacaksınız. Bu bence pek çok yerde eleştirilen algoritmaların en güzel tarafı. Yani belli bir zaman sonra bizi gerçekten istediğimiz kitlenin karşısına çıkartıyor. Ve o kitledeki insanlar kimisi böyle yönetici olacaklar, kimileri daha üst segmente olacaklar. Ve size diyecekler ki işte falanca kişi gel bir konuşalım bakalım. Senin fikirlerin neler? Bu konuda size içerik üretiyorsun, acaba ne düşünüyorsun? Orada artık sizin CV'niz değil, özgeçmişiniz değil, kendi üyeleriniz arkadaşlar daha ön plana çıkacak. Bu bence çok değerli. Bunu mesela CV ile yapamazsınız, biliyor musunuz? Yani bundan 4 yıl sonra bir iş görüşmesine gideceğiniz zaman oradaki karşı taraftaki İK sorumlusu sizin fikirlerinize, sizin düşüncenize, sizin hayallerinize bakmayacak. Diyecek ki bu okuldan mezunsun, ortalaman bu, işte stajlarım bunlar. Okey bitti. Bu kadarsın, bununla ibaresin. İşte bu yanlış. Yani bu şu anda 19'unda 20'sinde olan gençlerin hayal ettiği bir iş görüşmesi değil. Hayal ettiğiniz iş görüşmesini sağlayacak olan şey sizin fikirlerinizi bilen, sizin araştırma yapınızı bilen o network'ün oluşması. Ve bu network'te bence arkadaşlar okuldaki kulüplerle, şunlarla, bunlarla olmaz. Ya burada mesela karşıma hep bu argüman çıkıyor. İşte hocam ben içerik yapmayayım da okuldaki kulüplerde görev alayım. Ya okuldaki kulüpler aşağı arkadaşlar. Orada da karşınızdaki kişi sizin kulübünüzün ismini biliyor ya da okulun ismini biliyor. Sizin isminizi bilmiyor. Ve bilmeyecek de. Çünkü o kulüpte var 20 kişi. Nasıl sayacaksınız ki? Mümkün değil. Ha, güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Oradaki arkadaş ortamı vesaire güzel olabilir. Buna hiçbir sözüm yok. Ama bir okul kulübü sizi markalaştırmaz. Sizi kendi kuracağınız içerik mecrası markalaştırır. Ve son konu arkadaşlar, çoklu gelir modeli. Ya şu anda maaşlı bir işle çalışarak özellikle Türkiye gerçeğinde bir yere çıkabilmek bence mümkün değil. Ha, bu sistemin sorunu, bu mevcut ekonomik yönetimin sıkıntısı, tamam doğru. Ama hani bizim şunu düşünmemiz lazım. Biz neyi değiştirebiliriz? Yani bir birey olarak biz ne yapabiliriz? Biz kendimizi kurtarabiliriz ve etrafımızdaki insanları kurtarabiliriz bu durumda. İşte benim en azından bu konudaki naçizane fikrim, çoklu gelir modeli oluşturarak bunu inşa edebiliriz. Ve şu anki dünya düzeni bence bunu bize sağlıyor. Buna bize imkan tanıyor. Şu an mesela bunu Hindistan'daki insanlar çok güzel yapıyorlar. Tayvan'daki, Tayland'daki çocuklar çok güzel yapıyorlar. Yani benim mesela kanalım için bile şu anda bu Kariyer Stüdyo'nun İngilizce sayfasını açtım. Orada hafiften video paylaşıyorum. Oraya mesela her gün Hintler yazıyor. İşte dijital pazarlamamızı yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım vesaire. Beni nasıl görüyorsun abi sen? Benim 10 tane abonem var mesela. O İngilizce kanalda görüyor bir şekilde, anladın mı? Yani seni yakalayabiliyor o ana. Ve muhtemelen ben yarın gün yapacağım birkaç şey onlarla birlikte. Yani video çekip vesaire. Bir şekilde onlar bir kontağım olacak. Çünkü beni ikna ediyor anlattıklarıyla. Sizler de bunu kendi bölümümüzde yapabilirsiniz. Gerek Türkiye içindeki insanlarla gerek yurt dışındakilerle. Ha, bunu nasıl yapacaksınız? Bu bir günde aklınıza gelmeyecek. Bu bir anda aklınıza gelmeyecek. Bununla ilgili mesela bana yazın mutlaka. Deyin ki ben bunu düşünüyorum. Ne dersin? Nasıl yapalım? Nasıl ilerleyelim? Ben bilgim dahilindeyse mutlaka yanıt veririm ve beraber tartışırız bu konuları. Ben istiyorum ki günün sonunda sizler kendi istediğiniz bölümde bunlarla uğraşın. Ya bunu garanti meslek denilen bölümde uğraşmazsınız bunlarla, anladınız mı? Size derler ki işte kızım oğlum şu bölümü oku, iş garantim var. Öyle bir bölümde 2 sene boyunca high bir içerik üretmezsiniz. Ama gerçekten merak ettiğiniz konularda içerik üretirsiniz. Ya da mesela şunu öneriyorum. Başka bir yöntem.
Bana diyor ki işte hocam ailem şu blogumu istiyor. Ama aslında benim düşüncem bu. Nasıl yapsak? Şimdi mesela burada şöyle bir yöntem olabilir. Eğer ailen istediği bölüm kolay bölümse nispeten onu okursun abi, tamam mı? Bir yandan kendi merakınla ilgili bu bölümden içerik üretirsin. Eğer gerçekten kendine güveniyorsan bu konuda zaten bu sayfa tutar 3-5 yıl sonra. Para kazanırsın. Sonra dersin ki ya işte anne baba ben buradan para kazanıyorum. Sizin bölümü ben okudum bitirdim ama onu biraz ara verdim. Zaten o zaman o aile de saygı duyar senin yaptığın işe. Der ki ya bizim çocuk, bizim kız para kazanıyor bu işten. İçerik üretiyor falan. Tamam oğlum kız mı sen devam et der zaten. Onlar da görür. Sen para kazandığında bu denklemde. Benim anlayacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım biraz daha ele tutulur. Biraz daha size bir şey anlatan bir video olmuştur. Biliyorum önceki videom yani 25'lerden sonra daha akla yakın geliyor ama 20'lerin altında biraz daha kişi için havada kalabiliyor. Bunun farkındayım. Bu geri bildirimler için teşekkür ediyorum hepinize. Umarım bu videoda biraz daha sizin için zihin açıcı olmuştur. Sorularınız varsa mutlaka yazın yine. Aynı video olmuş eleştirilerin dışında mümkünse. Her türlü yoruma, görüşe, eleştiriye açığım bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Umarım hepiniz için güzel bir tercih dönemi olur. Hepinize şimdiden arkadaşlar bol şanslar ve başarılar diliyorum.